inadına isyan, inadına özgürlük. Bu kadınlar bunu durduk yere söylemiyorlar ya da keyiflerinden bağırmıyorlar. Seslerini duyurmak ve şiddeti durdurmak istiyorlar sadece. Türkiye'de her üç kadından biri şiddete uğruyor. Her gün en az bir kadın öldürülüyor. İstatistik verelim. 2018'de 440 kadının canına kıyıldı bu ülkede. 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. Bunlar soğuk istatistikler biliyoruz. Oysa her canın ayrı ayrı kıymeti var. İşte bu yüzden kadınlar yıllardır sokaklarda avaz avaz bağırıyor. Öldürmekle bitmeyeceğiz ve sizin öldürmenize bir şekilde engel olacağız diye. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde de bu yılda yine sokaklarda olacaklar. Dünyadaki tüm hemcinsleri gibi devlete, copa, kocaya, babaya ya da şiddet kimden gelirse gelsin ona karşı olmak ve onu durdurmak için. Geçen yıl yasaklanan ve sadece yürümek isteyen kadınların üzerine biber gazı sıkılan yürüyüş son zamanların en kalabalık yürüyüşlerindendi. Kadın diye de ayrım yapmıyoruz. O halden sonra muhalefet bile neredeyse bu kadar kalabalığı toplamayı başaramıyor. Ama kadınlar her sene binlerce kadını İstanbul Taksim'de bir araya getiriyor. Yaklaşık 10 yıldır düzenlenen 25 Kasım Kadın Yürüyüşü'nde her türden kadın yan yana omuz omuza bağırıyor, sesini çıkarıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor ya da slogan atıyor. Yani her kadın bildiği yöntemle şiddet dursun, yeter artık diyor. Bu yürüyüşü düzenleyen 25-30 kişilik 25 Kasım Kadın Platformu var ve biz bu platformdan Feride Eref ve Hacer Özdemir'le yürüyüşün hem tarihini, hem nedenini, hem nasıl kotarıldığını, hem de yıllar içinde neler yaşadıklarını konuştuk. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Özellikle de e, o halden sonra sokağa çıkmak yasaklandı diyeyim. E, fakat e, kadınlar bunu e, bir şekilde kırmayı başarıyor. Nasıl beceriyorsunuz? Bu kadar insanı nasıl sokağa çıkarıyorsunuz? Bence e, bunun arkasında yatan şey kadınların oluşturduğu aslında geniş bir mutabakat zemini. Yani e, kadın hareketi dediğimiz şeyin e, toplumun tüm kesimlerinde bir karşılığı var. Evet hangi siyasi partiye destek verdiği önemli değil, hangi görüşten olduğu önemli değil, hayat tarzının ne olduğu önemli değil. Tüm kadınlar kadın kurumlarının, kadın hareketinin kurumlarının ve hatta feminizmin dahi yani çok marjinalleştirilmesine rağmen söyleyeyim dahi kadın hakları için tırnak içinde söylüyorum yani kadın hakları için iyi bir şey olduğu bakışıyla yaklaşıyor. Bir anket yayınlanmıştı işte kadın hareketine güvenin yüzde 85 olduğuna dair birkaç sene evvel. Bu tabii ki sadece e, siyasi iktidara muhalif olan kadınlar açısından değil. E, yani siyasi iktidar destekleyen kadınların da, e, da... her zaman söyleme aynı olmasa da her zaman talepleri aynı olmasa da her zaman durduğu pozisyon aynı olmasa da bir takım asgari yani kadın hareketinin asgari sözlerinin e, ve taleplerinin arkasında durduğunu bize gösteriyor yani bu da tabii çok önemli bir meşruiyet yani bunca kutuplaşma ortamında bunca herkesin birbirine düşürülerek siyasetin yürüdüğü bir ortamda siz o kutuplaşmayı yapmadığınızda veya reddettiğinizde veya en azından reddetmek için bir irade gösterdiğinizde tam belki tüm kadınlar sizin sokak eylemlerinize gelmiyor olabilir ama en azından sizin sokak eylemlerinizde yükselttiğiniz sesin meşru bir ses olduğuna inan inançlarını sürdürüyorlar bu da sizi birazcık daha ee, yok edilmesi, saldırılması, yasaklanması zor bir hareket haline geliyor ama... Ama ona rağmen 25 Kasım'a yine de binlerce kadını toplayabiliyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çünkü biz toplamıyoruz, kendileri geliyorlar. <laughs> ama ben şeyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani kadın mücadelesi ee... Yani kadın kadın mücadelesinde kadın tarihinden güç aldığımızı düşünüyorum. Şöyle çünkü e, yani bugün belki biz varız ama bizden önce yıllarca önce mücadele verildi ve birçok hakları da öyle e, hani ele aldık. Hani hep söylüyoruz ya biz kadın örgütleri özellikle kadın mücadelesini veren kadınlar diyoruz e, işte hak verilmez hak alınır e, ve bu hakları almak için de e, yani hem sürekli sokakta olduk, e, saldırılara uğradık. Ee, ötekileştirdik ötekileştik ee, işte diyelim ki e, bazen işte iffetsiz kadın olduk ve bazen de işte diyelim toplumu bozan ama bir yandan kadın bilinçleniyor yani eski e, kadın şeyi değil yani nasıl diyeyim belki daha önce kadın örgütleri olarak 25 Kasım ya da 8 Mart gibi örgütlemeler ya da feministler daha çok hani öncülüğünü bu konuda e, yani hani mücadele gerçekten çok fazla verdiler ve biz değiştirebiliyoruz. Ve biz birbirimize güveniyoruz ve bir kendi örgütümüze, kendimize kadınlar olarak güveniyoruz. İlk yapılan e, 25 Kasım yürüyüşünü nasıl düzenlediniz? Nasıl düzenlendi? Bir tarihiniz vardır elbette. Yani bu aslında 25 Kasım'ın e, tarihi zaten e, bayağı e, yani şiddet dolu bir tarih diyebiliriz. Yani 25 Kasım'ın bir uluslararası gün haline gelmesinin altında yatan sebebi birçok insan biliyordur. Belki birçok insan da bilmiyordur ama 1930 senesinde Dominik Cumhuriyetinde üç tane kız kardeşin, Mirabel kardeşlerin. Orada işte Trujillo diye bir diktatör var. Bu diktatöre karşı e, örgütlenenler arasında bu kadınlar ve e, bu diktatör onlara hedef gösterdikten sonra askerler tarafından tecavüz edilerek öldürülüyorlar. E, çok korkunç bir şekilde ve aslında böyle orada sadece e, kadına yönelik, e, kadınlara yönelik erkek şiddetinin yanı sıra... ...aynı zamanda e, bu erkek şiddetinin devlet eliyle örgütlenmesine dair e, bir konu gündeme geliyor. 1981'de aslında e, sık sık olarak... E, andığımız veya söylenen şey Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım'ı kadın Yönelik şiddetle mücadele günü olarak kabul ettiği tarihtir ama aslında Birleşmiş Milletler'den çok önce Latin Amerika ve Karayipler'de feministler bir kurultay topluyorlar ve bu Latin Amerika feminist kurultayı ve Karayip feminist kurultayı ilk olarak kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele yani kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak 25 Kasım'ı öneriyor ve kabul ediyor dolayısıyla yani o anlamda feminist ve kadın mücadelesi tarihinden gelen bir gün bu Birleşmiş Milletler'in bize verdiği bir o anlamda gün değil. Ee, 1981'de sonra 1999'da Birleşmiş Milletler'de bunu kadın öykü şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak ilan ediyor. Türkiye'de e, bildiğimiz kadarıyla 2004 senesinde ilk e, 25 Kasım e, eylemi yapılıyor. O zaman e, bir platform kuruluyor. Bu şu, şimdi mevcut olan 25 Kasım yani şimdi yürüyüşleri örgütleyen platformun adı 25 Kasım Kadın Platformu. Bu platformun içinde İstanbul için İstanbul'da bulunan ve bu platforma dahil olmak isteyen farklı kadın örgütleri ve bireyler mevcut. 2004'te kurulansa Kadına Şiddete Hayır platformu Şişli'de yapıyor ilk eylemini. Bu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'ndaki işte zina maddesini kaldırmak için Ankara'ya giden vesaire platformda sonra bu oluyor. 2005 yılında bir araya gelemiyor gruplar ayrı ayrı eylemler örgütleniyor. Kadıköy'de feministler eylem örgütlüyor. Başka yerde başka gruplar. İlk birlikte yürüyüş 2006 yılında oluyor Taksim'de. Ee, ve bu 2006'dan bu yana da asa kesintisiz bir şekilde e, 25 Kasım'da kadınlar e, taksim ve civarında diyeyim e, buluşmayı bir araya gelmeyi sürdürüyorlar. Peki 2008'de nasıl planladınız? Yani 2008'i ben anlatabilirim. Lütfen. O zaman bir araya geldiğimizde platform yine hani bugün nasıl oluştuysa o dönemde çoğu hani diyelim kadın örgütleri yine karma örgütler vardı. Bireyler var bağımsız hani feministler var ve daha önce de hani bunun mücadelesini yani Feride'nin bahsettiği aslında daha çok... Ee, ...bu konuda ilk hani çalışmaları başlatan ve şey yapan daha çok feministlerdi yani. Sonradan hani çoğaldı ve e, şey oldu. Şimdi herkes ayrı ayrı kutluyordu öncesi. Yani herkesin bir gündemi vardı. Kimileri panel yapıyordu, kimi basın açıklaması ve benzeri. Ee, ama o dönemler daha çok ortak ve ortak bir hani platform. Ortak platform da çok kolay olmadı onu söyleyeyim de. Şöyle hatırlıyorum mesela sloganlarından tutalım e, şeye kadar... Yani feminel işaretin olması bile bazı kadın örgütleri işte feministlere aittir olmasın diyor adı karma örgütler. O tartışmaları hatırlıyorum. O diyen kadın örgütleri şu an hani diyelim daha feminist bir bakış açıyla bakıyor. Yani platformda şöyle bir tartışma yürütüldü. Yani her örgüt olabilir, katılabilir. 25 Kasım'ı örgütlemeye herkes gelebilir. Ama 25 Kasım'ı hani bir kadın yürüyüşü olsun ve sloganlarıdır. İşte diyelim ki renklerimiz her şeyi birlikte belirleyelim. Mesela diyelim ki partiler kendi bayraklarıyla gelmesin. İşte diyelim ki sendikalar kendi işte flamalarıyla bayraklarıyla gelmesin. Öyle bir tartışma. Bu tartışma da kolay olmadı yani günleri aldı onu söyleyeyim. Ve hazırlıklar gerçekten günlerce sürdü ve çok heyecanlı güzel sürdü. Katılım da çok fazlaydı. Ee, yani böyle eskiden sosyal medya yoktu o dönem onu söyleyeyim. Ama televizyon programları gazeteler yani hani e, şey vardı tabanda daha çok mesela bildiri dağıtımı, mahallelere gitme, ev ev çalışmasını yürütme yani sosyal medya üzerine değildi ama daha o konuda bugünle o gün karşılaştırıyorum daha heyecanlı bir çalışma yürüyordu biraz. Taksim'de buluştuk, meydanda biraz yürüdük ama yürüyemedik o gün hatırlıyorum çünkü engellendi o zaman da. Engellendi ama mitinge dönüştü. Peki e, şimdi son beş yıldaki hazırlıklar, sen de biraz daha pratik e, şeyleri anlatabilir misin? Yani bir ay öncesinden başlıyor toplantılar aşağı yukarı her hafta toplanılıyor her hafta önce iki gündem şey oluyor işte bu yılın ana teması ne olsun sözümüz ne olsun vesaire orada böyle ciddi ciddi hani ağır oturaklı tartışmalar oluyor bir yandan da hani ondan sonra böyle çok teknik gündemlere dönülüyor işte ne bileyim mesela bu bir sürü 25 Kasım eylemlerinde görmüşsünüzdür lollipop diye bir şey taşıyor kadınlar yani böyle yuvarlak çita üzerinde bir sözün olduğu iki taraflı bir bir şey ee, o lollipoplar e, nasıl basılacak işte ne bileyim sosyal medya elimi nasıl yapacağız bildirileri nasıl dağıtacağız gibi böyle e, iş bölümleriyle devam ediyor en son haftayı unlaşan bir hazırlık hali oluyor ee, şey bunun bir klasiği emin alışverişidir. Ee, emin önüne alışverişe gidilir. İşte e, pankart bezi ne bileyim işte şey yazmak için bu döviz dediğimiz kartonlara sözlerin yazılabilmesi için kartonlar e, farklı farklı şeyler e, yani yapılacak şeye göre mesela biz bir sene e, şıklı bir pankart yapmıştık. E, ...kadınlar birlikte güçlü... ...bir eylemi için 14 Şubat'ta yapılmıştı. Ondan sonra farklı yerlerde de kullandık. Onun mesela... ...o tip işte ne bileyim o zaman ışıktı... ...işte fotobloktu vesaireydi... ...farklı şeylerin alışverişleri yapılıyor. Onlar getiriliyor bir mekana ve... ...sonra o mekanda hep birlikte aslında... ...7 metrelik bir pankart bezini serip... ...hani birlikte yazmaya, boyamaya... ...işte aynı sırada döviz yazmaya... ...aynı sırada birbirimizle muhabbet etmeye... ...pek çok kadın... ...işte çat çat zımbalarla... Pop çıtalamaya. Böyle hummalı yani saatler ve saatler süren... ...ve gerçekten ne kadar çok kişi olursa... ...o kadar keyifli olan... ...bir hazırlık çalışması sürdürüyoruz. Sonunda da bunların hepsini... ...hep birlikte tünel meydanına taşımak gibi... ...başka bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü epey bir malzeme oluyor. Dolayısıyla o 25 Kasım günü de... ...hani birçok kadın geliyor ve dahil oluyor. E, alanda bir sürü alınacak görev oluyor. E, mesela bu görevlerden bir tanesi slogan ajitasyon. Bunu hani en önde yapan e, bir iki kişi oluyor ama onun dışında da alana yayılmış. Yani bizim her zaman hedefimiz olabildiğince onun sayısını arttırmak ki sesi daha çok dağıtabilmek ve daha fazla insanın bunu yapmasını sağlamak. Bunu her zaman beceremiyoruz, şeyimiz olmuyor yani tabii ki. E, mesela o hazırlıklar sırasında bir işte slogan listesi oluşturuluyor. O o sloganları mesela o, o megafonda onu attıracak olan kişiler bir araya gelip onu çalışmaya başlıyorlar bir yandan hep birazdan böyle slogan atmaya başlanıyor ee, o şekilde mesela bilirsiniz anda. <laughs> ciddi söylüyorum ya yani mesela susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz var İşte susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz çok sevilen bir sloganıydı geçtiğimiz senelerin bunun gibi bir sürü bir sürü farklı sloganı birlikte söylüyoruz ki hani biraz birlikte çalışıyoruz üzerine. Ee, bu şekilde hazırlık hazırlık yapıyoruz. Sonra oraya gittiğimizde hani biraz da eylem kendi e, hayatını kendi buluyor diyebilirim. Yani hani biz bir kararlar veriyoruz. Şöyle olursa böyle yapalım, böyle olursa böyle ilerleyelim vesaire diye. Ama oraya gelen kadınlar da e, kendi kararlarını veriyorlar e, ve hani e, bazen de hani o kadar beklemediğiniz şeyler de e, olabiliyor. Ne gibi beklemediğin şeyler oluyor mesela? Mesela örneğin sahada? geçen sene e, hani biraz bir e, itiş kakış oldu yani bu bir yandan polis birazcık itti işte gaz oldu vesaire e, ve hani bir yandan tabii ki çok sert değildi çok sert olduğunu söyleyemem e, umarız daha sert de hiçbir zaman olmaz ama e, yani belli bir şiddette uygulandı kadınlara yani kadın şiddet gününde polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı kadınlar da gazeteciler de dolayısıyla hani mesela ben orada e, hiç öngörememiştim önceden öyle bir durumda ne olacağını ama şeyi gördüm yani hem... E, gitmediler yani e, kadınlar yani olabildiğince gitmemeye çalıştılar hem o, o kadar orası polisle çevrelenmiş olmasına rağmen e, saatlerle beklediler ve oraya girmek için ellerinden geleni yaptılar mesela şeyden Galata Kulesinin oradan yukarı çıkan bir ekip vardı. Orada bir polis barikatın önünde gerçekten slogan yükseksiz slogan ata ata. O, yani orayı açtı ve o alana dahil oldular. Yani kendi e, çabalarıyla iki tarafında. Yani aslında polis arasında kaldı kadınların bir tarafta da vardı kadınlar, öbür tarafta da e, ve sonunda açıldı. Yani e, inat ettiler. Sonra it, itiş kakış olduğunda ben böyle biraz izdamdan korkarım hep. Yani acaba ezilecek miyiz, birbirimizi ezecek miyiz diye kadınların bu konuda şey olduğunu gördüm. Hani e, o yani orada mesela bir, bir, bir ses aletinin kırılmasına bile ner, bırak birbirine hani ezmek, bir, o hani getirdiğimiz ses aletine zarar görmesini bile engellemek için ellerinden geleni yapan, hani birbirine zarar vermemeyi engellemek için elinden geleni yapan panikle koşturmak yerine hani birbirinin sağlığını ve iyiliğini gözeten, hani geri çekildiğinde bile bunu birbirini gözeterek yapan bir hal gördüm. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. E, bu 25 Kasım'daki sloganınız nedir? E, bu 25 Kasım'da e, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok e, sözüyle e, yürüyor olacağız. Bu sözü öne çıkarıyor olacağız. Çünkü bunun da sebebi ne? E, ya yani her yani giderek artan bir şekilde gerçekten her gün korkunç kadın cinayeti haberleri alıyoruz. Bunda bir de intiharlar eklendi, e, cinayet intihar bunların bir kısmı yani kendi intihar ederken bir kadını öldürmek ya da önce bir kadını öldürüp sonra kendi intihar etmek gibi e, erkeklerin yaptığı e, ve bunun arkasında böyle çok çeşitli sebepler yani bunun e, bizim sürekli bir kişi eksilmemize ne sebep oluyor? Biraz bunu ifşa etmek gece olmasının kadınlar açısından ya da sizin organizasyonunuz açısından manası nedir? kadın yönelik şiddet böyle bir hak etme üzerinden meşrulaştırılıyor yani kadın neyi yaparsa şiddeti hak eder gece de bunun sembollerinden bir tanesi yani gece dışarıda olmak zaten şiddeti hak etmektir bizde tam da bu hak etme yani şiddetin hiçbir kadının veya yani hiçbir kimsenin hak ettiği bir şey olamayacağı veya birisinin olduğu kişi nedeniyle işte bu cinsel yönelimi olabilir, cinsiyet kimliği olabilir, etnik kimliği olabilir, dini din ne yaklaşımı olabilir vesaire her şey olabilir yani. Olduğu kişi yüzünden, kadın olması yüzünden şiddet görmesinin meşru olamayacağını söylemek için yani bir yandan da politik bir araç tabii yani güneş battıktan bize sıklıkla söylenir bu arada bu böyle bildiri dağıtım falan yapmak için çıktığımızda da veya işte ne bileyim bir kadın cinayeti olur ya da bu cinsel istismarcıları aklamak için yasa tasarısı getirmek istediklerinde vesaire yapılan eylemlerde karşılaştığımız bir şey olur bu aslında güneş batmadan yapsaydınız gündüz yapsaydınız gece yapmayın yani polis tarafından polisin söylediği bir şey bir şeydir bu bir yandan da bana hep ilginç gelmiştir aslında bu gece hani geceye doğru böyle gece kadın kitlelerinin sokakta olma halinde böyle bir tekinsizlik sezinlediklerini insan da hissediyor bir yandan ve tam da biraz onu zaten tam da onu dönüştürmek için yani biz niye belli saat dilimlerine hayatımızı kısıtlamak zorundayız demek çünkü en çok da geceleri şiddete uğruyoruz niye çünkü tekin e değil sokaklar deniliyor ve hatta kadınların e, sokakta olmaması gerekiyor. Sadece gündüz evden işten işten eve. E, ama e, yani bu saatte ne işi vardı dışarıda? Ya da işte bu saatte bir yandan da halbuki kadınların en çok şiddete uğradığı yer de evlerinin içi aslında. Sokaklar değil. Evet, Onun değil. içinde. Ee, yani hem zaten e, o evden de çıkarmak da istiyoruz aslında bir yandan. Evin içerisinde de şiddete uğradı birçok kadın diyor ki benim ilenmiyor kendi eviydi ya da işte sokağıydı ya da işte diyelim ki köyüydü ya da şeydi ama bunu yıkmak istiyoruz. Bunu e, açmak istiyoruz her yer e, ve diyoruz herkes gelsin o günde sokağa e, insin. Niye? Çünkü sokaklar da bizim. Ee, ...ve işte meydanlar da bizim... Ee, ...evin içerisine hapseden ve evin içerisinde o şiddet uygulayan... ...ve görmemezlikten kapalı ortamdan da çıkarmak istiyoruz. Peki e, alanda neler yaşıyorsunuz? Ki Ben bu açıdan biraz daha e, dezavantajlı bir konumdayım. Çünkü son birkaç senedir gerçekten e, daha ön tarafta... ...slogan attıran kişilerden biri olduğum için... ...en önde pankartta olanlar dışında çok az kişi görme şansım oluyor bu yürüyüşlerde. E, i̇ki yürüyüş içinde... E, giderek gençleşiyor. Yani daha fazla ve gençleşmek derken üniversitede değil. Yani bu 8 Mart e, için daha doğru bu söylediğim belki. 25 Kasım'da da biraz e, görüyoruz ama. E, ama 8 Mart'ta kesinlikle bu böyle. Artık lise'lik kadınların e, gerçekten e, ka, 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 kalabalık katılıyor olduğu ...olduğunu görüyoruz ve böyle... ...mesela işte kadınlar... ...küçük çocuklarıyla geliyorlar, bebekleriyle geliyorlar... ...yani her türlü... ...farklı hayat tarzından kadın... ...bir araya geliyor ve... ...bir şey anında da... ...yani mesela onca... ...polis barikatını gördüklerinde... ...de... ...bu kadınlar tabii ki birbirlerini korumaya... ...yani işte çocuğu olan varsa mesela... ...hani bu konuda dikkatli olmaya vesaire çalışıyorlar ama bir sürüsü de bir şekilde hani oraya sahip çıkmaya çalışıyor. Ben bunu görüyorum. Mesela şaşırıyorum yani bu kadar genç ya da bu kadar e, işte çocukluğu vesaire hani birileri hiç mi çekinmiyorlar ya da hani diye, diye buna şaşırıyorum mesela görüyorum bakıyorum gerçekten çekinmiyorlar yani bile aslında bu 25 Kasım kadın platformu var ve biz toplanıyoruz toplanıyoruz bir takım bir şeyler konuşuyoruz ve bir takım kararlar alıyoruz elbette ama oraya binlerce kadın geliyor ve o binlerce kadın bizim aldığımız o kararların bazılarından bir haber biz şey dediğimizde arkadaşlar buradan ayrılacağız dağılacağız şunu yapacağız dediğimizde sana dönüp sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun bu yürüyüş benim yürüyüşüm diyen kadınlarla karşı tamam diyorsun eyvallah hani bu yürüyüş senin yürüyüşün <laughs> Ya benim şöyle bir farklılığı oldu. Ben her yıl bir ilde neredeyse geçirdim. Ondan sonra bu bulunmadığım iller. E daha güzel. Ee, ama şunu söyleyeyim. İstanbul'daki o yürüyüş ya da İstanbul'daki o açıklama bütün illeri böyle kelebek etkisi gibi etkiledi. Ee, onun için yani şimdi baktığımızda bütün illerde artık kutla yani bütün illerde bir eylem etkinlik yapılıyor. Bazı illerde yürüyüş, bazı illerde diyelim açıklama ve benzeri. Ama bu gece yürüyüşlerden sonra e, neredeyse tüm illerde artık yürüyüş şekline hale geldi. E, mesela ben bir defa işte Ağrı'da e, katıldım. Ağrı'da hiç normalde kadınları sokakta bulamazsın yani çok şey bir yer. E, ama işte diyelim ki şeyleri de yoktu öyle e, sloganla herkes pet şişesinin içine taşlar doldurup gelmişti. böyle ses çıkarınca işte sokakta yürüyor. Toplam 20-25 kadın da belki çok fazla da değildik ama sanki bütün sokağa kadınlar böyle illetti yani. Herkes pencerelerden camlardan çıkıp baktı dedi. işte burayı da mı kadınlar gelmiş de işte şey yapmış burası İstanbul mudur? İşte burası Diyarbakır mıdır? Burası Van mıdır? Böyle sorgulayan bir kitle yani bir erkek diyelim profili daha doğrusu. O, o nedir ama herkesin aklında mesela kaldı. Ondan kaynaklı hani her yerin mesela Diyarbakır'da Katıldım diyelim bir sefer. Diyarbakır'da daha çok işte diyelim kıyafetlerini hepsi ulusal kıyafetlerini giyip işte arbanelerle öncelik çala çala, ondan sonra işte zılgıt sesleriyle ve benzeri işte bayağı hani yürüdüler ve şeyi iyi geçti. İşte Van'da daha şu şey Van'da diyorum Şırnak'ta mesela beyaz hani oran daha çok hani kıyafetli mesela öyle. Hepsi giyinip gelmişti 25 Kasım Kadına Karşı Şiddet Günü Ama işte Bir eleştiri türü Kadınlar dans ediyor müzik var Diye böyle e, Tuhaf eleştiriler geliyor e, Bu yapılan saygısızlık Diyenden tutun işte kadınlar Dayak yiyor diye mi oynuyorsunuz Diyenlere kadar e, Birçok tuhaf e, Eleştiri var Bunlara e, ne dersiniz e, Yani bir kadın Yüksek sesle kahkaha atıyorsa ve gülüyorsa ve niye gülüyor hani utanmıyor mu ve benzeri denince aslında orada bir şiddet var. Ee, ya da orada hani bir kendi sınırının içine çekme var. O açıdan e, yani bence yani şiddetle mücadele her yönüyle aslında deşifre eden bir e, e, yaklaşımla olmalı. Ve biz bu yılda mesela diyelim kadınları sokağa çağırırken de söylüyoruz da... Herkes kendi rengiyle, kendi sesiyle, kendi zılgıtıyla, e, kendi müziğiyle, her şeyiyle gelmelidir. Çünkü niye? Aslında bir yandan eğer müzik yapılamıyorsa bir şiddet var orada, hani kısıtlanıyorsa. Eğer kadın kendi diliyle diliyle konuşamıyorsa, ana diliyle e, orada bir şiddet var. Eğer rahat gülemiyorsa, kahkaha atamıyorsa orada bir şiddet var. E, ondan kaynaklı da e, bence e, yani her yönden yani şiddetle mücadele sadece hani diyelim ki bir yasta gibi ki diyoruz yasa değiliz isyandayız. Ben hala eski sloganımızı seviyorum ve <laughs> kullanıyorum. ondan kaynaklı da bence hani isyanımızı her şekilde ifade etme daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani resmen ölmeden de mezara girelim istiyorlar. Yani <laughs> Hani e, istiyorlar ki yani ya ölü olalım ya da hani ölüymüş gibi olalım. Kadın Kadınlardan beklenen şey zaten sessiz, itaatkar, sineye çeken, böyle boynunu büken, e, tahammül eden, tahammül gösteren kişiler olmaları. E, ve ancak bunu yaptıkları sürece onlara hayat var. Peki bu hayat mı? Yani e, tamam hani e, ölmeyecek belki diyelim tırnak içinde ama yani bu kadar mı? Yani bir kadın olarak hayattan beklentimiz birilerinin kölesi olmak mıdır? Yani gerçekten hani bunu bunu soruyorum yani bu, 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 çünkü böyle şey gibi geliyor hani tam da bu sizin söylediğiniz işte gülmesinler de böyle bir şey yani kadınların hayatta da yani sadece eylemde sokakta o gün 25 Kasım'da gülmek değil kadınların hayatta da bir tane gülümsemesine Tahammül edememek. Dolayısıyla elbette ki güleceğiz. Çünkü biz tam da bizden çalmaya çalıştıkları gülüşlere e, sahip çıkmaya ve bunu en yüksek bir şekilde e, birbirimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bir demeye çalışıyoruz ki e, siz bizden bırakın hayatlarımızı, mutluluğumuzu da çalamazsınız. En sevdiğiniz sloganını bitirelim. En sevdiğim slogan. <laughs> Ama slogan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Susmuyorum, korkmuyorum, itaat etmiyorum. <laughs> Ben sevdiğim bir Heh. tane daha var da söyleyeyim mi? Söyleyin lütfen. J'en, Jian Azadi. Ben çok seviyorum mesela. Kadın Yaşam ve Özgürlük. Ben yani de eylemlerde en coşkuyla atılan bir sloganımız olan işte... Dün ya yerinden oynar, dün ya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, kadınlar özgür olsa. Slogan attıran bellidir. Ben <laughs> slogan atamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da sonunda şöyle biter hatta. Dünyayı yerinden oynatacağız. Yani sadece dünya yerinden oynar özgür olsa değil. Aynı zamanda da dünyayı yerinden oynatacağız. Öyle ya da böyle. Yani çok kolay değil ama oynatacağız. ...bu podcast'i dinleyen birisi... ...belki daha önce hiç gelmedi. Neden gelsin? Çünkü tek başımıza olmayacak. Yani... E, ...her gün sosyal medyada... ...başımıza bir şey geldiğinde... ...o başımıza gelen şeyi... ...sosyal medyada paylaşıp da yeterince retweet alırsak... ...o zaman adalet yerini bul, belki bulur... E, ...diye umut ederek... ...yaşayamayız. E, çünkü bir gün e, o sosyal medyada... ...adı bir hashtag'da yazan kadınlardan biri... Herhangi birimiz olabiliriz ee, ve eğer olmak istemiyorsak, eğer hiçbir kadının adının e, artık hayatta olmayan bir kadının adının e, bir hashtag olarak karşımıza çıkması ve TT olmasını e, artık istemiyorsak, bunu, bunu engellemenin tek yolu yani kimse bize e, altın tepsiyle sunmayacak. Bunu engellemenin tek yolu e, birlikte buna e, itiraz etmek. E, kadınları birlikte itiraz etmeye çağırıyoruz biz. Kadınlar birlikte güçlü ismi bile insanı heyecanlandırıyor, güçlendiriyor. Ee, az olursak güçlü değiliz, çok olduğumuz zaman güçlüyüz. <laughs> Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde kısa dalga doğsun. Da